Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ne zamandır videolarıma ara vermiştim. YouTube'da bir sorun oldu, video yükleyemedik. Şu an açıldı. Şu andan itibaren aklımdaki videoları yapamadım ama şu anda başlamış bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, fındık bahçesindeyiz. Şöyle, fındık işçilerimiz var. Tabii benim de bayağı bir 20 dönüm kadar fındıklığım var. Şu anda arkadaşlar topluyorlar. İşte bu konuda size biraz bilgi vereceğim. Şöyle görüyorsunuz, fındık dallarında ip gibi bir şeyler asılı. Tabii merak edin bunu, ne olduğunu. Şöyle, burası da arılarımın olduğu baraka. Arı videolarımdan göreceksiniz. Diğer videolarımı bakabilirsiniz. Şu şekilde çekiyoruz. Arkadaşlar, burada fındık toplama konusunda az çok ufak tefek ipuçlarımı diyeyim artık. Hani toplama şeylerini vereceğim size. Evet arkadaşlar, bakın şu anda fındık toplamaya başladı arkadaşlar. Eşim kırmızılı. Şu şekilde devam ediyorlar. Eda Onur Üsküdar Üniversitesi'nin ameliyathane hizmetlerinde kazanacak inşallah. Evet. Şöyle ağaçlarımız bayağı şey. Şöyle şu sivri fındık. Bakın. Evet arkadaşlar, bakın. Güzel güzel topluyorlar. Berat Aktaş. Bakın benim. Şöyle. Bu sene yok fındıklarda. Şu ipleri de merak ediyorsunuz. Tabii en son açıklayacağım. Şöyle. Evet. Nerede Mehmet Türk Dönmez? Mehmet'i kaybettik mi? Mehmet gitti. Neden? Gitti mi gerçekten? Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar, şöyle. Fındık. Bakayım oğlum Çağatay. Bakın. Şu şekilde. Biraz yapraklı olmayacak aslında. Yani toplarken. Fındık biraz yaş olduğu için bu şekilde toplanıyor. Bizim Kocaeli Kandıra bölgesinde bu şekil toplanıyor. Dallar böyle. Çektiği fındık topladığınız dalları oğlum geriye itin. Yine aynı yerine itin. En son kontrol edin. Bunlar bak şöyle yamuk kalmasın. Şu şekil. Bunları toplayın. Evet. Bunlar. Bu arkadaşlar da asıl fındıkçı Ordulu. Ordulu İstanbul'da ikamet ediyorlar ama buraya geldiler. Hem fındık topluyorlar hem de denize giriyorlar bol bol. Bir gün çalışıyorlar, bir gün denize gidiyorlar Avaşile tarafına. Böylece kendilerine hem maddi konudan destek oluyoruz hem de yaz tatillerini değerlendiriyorlar. Evet arkadaşlar, bakın çok da fındıklarımız böyle, sularımız şöyle, köpeklerimiz de var. Fındık bahçesi çapa yapmıştık. Biraz şey, tekrar 30'da zincirli makineyle biçtik. Birazcık da şöyle doğal şey, burası orman. Şöyle gelen fındığı şöyle ramağa koyuyoruz. Öğlen aralığında yukarı gideceğiz, boşaltacağız sularımız. Evet arkadaşlar, gelelim şu iplerin ne olduğuna. Şu ipler, bakın şöyle, çezme tüynük diyoruz. Çezme tüynük yaparak bütün
ağaçları tek tek bağlıyoruz. Şu şekilde bütün ağaçlar bağlı. Şöyle bir, bu ipler özellikle hani şey seçilmiş bir ip değil. Bunlar artan işte ayakkabı fabrikalarından, şuradan buradan artan, kullanılmayan, çöpe gidecek bir ip türü. Balya ipi de oluyor. Bunları değerlendiriyoruz. Niye bu şekilde yaptık? Arkadaşlar bizim ormanlarımız kestane dağı. Kestane var. Her şey o kadar çok bol ki bizim ormanlarımızda. İşte meşe peliti, her şey var. Fındık var. Mısır da bilmem. Her şey çok bol olduğu için ormanlarımızda domuzlarımız da çok. Böylece domuzdan başka türlü ya fındık bahçelerinin etrafı tel çevireceğiz ya da bu şekilde tek tek bağladığımız zaman domuzun yemesi önleniyor. Arkadaşlar bakın şu şekilde bağlandı. Bağlı olduğu için domuz buna şu şekilde dalı eğmeye çalışıyor. Ve eğemiyor tabii ki. Diğer dallar tuttuğu için. Böylece bu fındıklıkta hiç oyalanmıyor. Oyalanmadığı için de fındıklara zarar veremiyor. Eğer ki bu ipi bağlamamış olsak domuzun yaş itibarıyla 10 yaşındaysa 10 tane yavrusu oluyor. 15 yaşındaysa 15 yavrusu oluyor. Böylece yavrularını doyurabilmek için içgüdüsel olarak dalları fındığın içine giriyor. Dalları bacaklarının arasına alıp eğiyor. Eğerken kırıyor. Böylece bütün fındık bahçesine hasar veriyor. Yediğini boş verelim. Ama bütün dallara haşet ediyor. Böylece bir dahaki sene bu fındıktan hiçbir verim alamıyoruz. Onun için en güzel çare bu şekilde bulduk. Vallahi başarılı da olduk yani. Onun haricinde bakın şöyle. Ben bu fındıkları bağlamadan önce bir gün diğer bahçeme geldi. Bir günde öbür tarafta bir tane daha bahçem var. Oraya geldi. Bayağı bir hasar verdi ama neyse ucuz atlattık. Bu şekilde şey yapıyoruz. Ben size aşağıdan işçiler o topluyor. Şöyle göstereyim. Bunları şöyle şey var bakın. Şuradan çekiyoruz. Boşalıyor çizme. Böyle. Şu şekilde. Şu şekilde yapıyoruz. Şöyle ikiye katlıyoruz. Şöyle dala yine bağlıyoruz. Bir şey olmuyor bu. Seneye yine aynı ipi. Eğer ki fışkın temizlemesinde o dalı keseceksek o ipi diğer dala bağlıyoruz. Bu şekilde kalıyor. Yani pek bir şey olmuyor. O şekilde şey yapıyoruz. Yani seneye kolaylık olsun diye hemen yine bunlar da bu şekilde işçi tutuyoruz. Hemen bağlamaya da işçi, toplamaya da işçi, biçtirmeye de işçi, çapalamaya da her şeyi işçi tutuyoruz. Kendimiz çok yapamadığımız için yani işte fındık destekleme alıyoruz yerlerimizden. O paraları da işte işçilere harcıyoruz. Yani çok aslında fındık görüldüğü gibi hani dalında güzel gözüküyor ama çok da masum değil yani. Çok emek isteyen bir ne diyeyim, meyve mı diyeyim? Meyve de değil de yani çerezlik olarak kullanılan kullandığı için çerez diyeyim artık. Ama çok değerli. Fındığımız gerçekten her bakımdan geleceği olabilecek bir meyve diyeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani daha diyecek bir şeyim yok. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İnşallah akşamüstü bir video daha çekeriz. Çalışmamız lazım. İnşallah
takip edersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.